Bu da bamya çiçeği olarak geçiyor. Yine kadınlarımız bamya çiçeğinden esinlenerek yapmışlar. Bu bamya çiçeğini takan kişilerde saflık, temizlik ve dürüstlük ifade eder. Bu da yine zor bir oyadır. Bu da tamamen boncuktan yapılmış ve pamuk ipliğiyle yapılmış. Yazmasını da göstereyim. Yazma artık yırtılır vaziyete gelmiş ama sandıklarda muhafaza edilmiş. Buna deli dut diye yapılmış. Ne ifade ettiler bilmiyorum. Çok önceden yapılmış. Ablalarımızdan, teyzelerimizden araştırarak öğrendik. Adına deli dut deniyor. Buna da üç elti. Üç elti olarak yapılmış. Sarı ipliğe sarı boncuk. Beyaz ipliğe beyaz boncuk. Kırmızı pamuk ipliği. Bunların hepsi pamuk ipliği çok eski olduğu için. Kırmızı ipliğe de kırmızı boncuk akıtılarak tek tek yapılmış. Yeşil boncukla da yaprakları yapılmış. Ben şöyle bir göstereyim size. Yazmanın ne kadar eski olduğunu görün. Böylece eski olduğunu görün yani. Yırtılma derecesinde. Buna da yarım papatya denmiş. Bu yarım papatya önce altı yapılmış. İki boncukla. Sonra ortası yapılmış. Daha sonra da papatyaları yapılmış. Yine bu da çok eski bir oya. Yarım papatya olarak adı geçiyor. Yine bu da eskilerden bir oya mı? Adını bilemedik. Evet. Bilemedik. Bu da kuş cırnağı olarak geçiyor. Gerçekten de kuşun pençesini anlatıyor. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kuşun bu iğneyle yapılıyor. Boncuklar tek tek sayıyla yapılarak diziliyor. Şekil veriliyor. Bu da yine çok eski bir oya. Dediğim gibi ben bunları değerlendirmek adına birçok alanda kullanıyorum zaten. Bu da nergis. Bu da iğneyle yapılıyor. Nasıl iğne oyasını iple yapıyorsak, suni ipekle ya da laylon iple yapıyorsak, bunu da boncukla yapılmış bir nergis çiçeğidir. Tamamen iğneyle yapılıyor. Yine bu da tamamen pamuktan yapılmış. Çok değerli bir oya. Buna kaynana dili denmiş. Herhalde sivri diye dediler, bilemiyorum. Kaynana dili olarak söylenmiş. Bunun arasına da tekrar bir ip kullanıldı. Yine boncuk sarı ile akıtılarak, geçirilerek bu oya yapılmış. Baya zahmetli bir oya diye düşünüyorum. Buna da mısır patlağı deniyor. Bunu da gösterelim. Buna da mısır patlağı deniyor. Patlamış mısırın kendi hali. Bu da çok çok eski bir oyadır. Buna da üç güllü deniyor. Üç tane gülün bir araya getirilerek yapılmış. Yine tek tek laylon ipleri aynı renk boncuk akıtılarak yapılmış. Bu da sümbül çiçeği. Gördüğünüz gibi çok boncuk var burada. Gerçekten çok boncuk var. Sarı boncuk sarı iple, kırmızı boncuk kırmızı iple, beyaz boncuk beyaz boncukla yapılarak
kümbür kütle boyası meydana geldi. Onun adı da kül sumalı. Bunu satan kişi benim 3 tane sumam var, daha fazla üstüne gelmedi. Yine bunun önce altı yapılır siyahlar, daha sonra da beyazlık bir sevgisi yapılır. Yine bu da çok zahmetli diyorum. Kül sumalı. Bu da yıldızlı. Çok güzel bir yıldızlı. Verilmiş. Evet, gördüğümüz gibi bu da yıldızlı. Bu da güne bakan çiçeği diye geçmiş. Gösterelim şöyle. Bu da çok eski bir oyadır. Bu da pamuk ipliğiyle yapılmış. Günümüze kadar kalmış. Çok değerli bir oyadır bu da. Bunun adı da domates çiçeği. Gerçekten çok güzel benzetmişler. Ben unutuyorum diye adlarını ilk defa duyduğum oyaları yazmak zorunda kaldım. Domates çiçeği. Artık yazmadan sökülmüş. Bakın şöyle. Çünkü çok eski bir oya. Evet. Yine bunun boncukları sayıyla geçiyor. Beyaz ipe sayıyla. Mesela 20 tane yeşil boncuk geçiyor. Yaprağını yapmak için. Ardından 40 tane beyaz boncuk geçiyor. Yine ucuna 15 tane kırmızı boncuk geçiyor. Sayıları yanlış takıldığında farklı bir oy ortaya çıkıyor. Ama bunu sayılarını bilerek taktığımızda da böyle güzel bir oya çıkıyor. Bunlar hep sorarak öğrendim ben. Hocam bir sorunuz daha var. Yasemin Akbulut. Hocam kısaca oyaların isimleri ve özelliklerini anlatır mısınız diyor. Anlatmaya çalışıyorum. Çakır dikeni mesela. Çakır tikeni gerçekten tiken gibi, bu da iğneyle yapılıyor. Çakır tikeni bağlayan gelin, kaynanamla aram iyi değil, benim üstüme gelme yoksa sana diken gibi batarım demek istiyor. Bu her eskiden, çok eskiden, yıllar önce her kızın çeyizinde varmış. Eğer o gün gelin başına bunu bağlıyorsa kaynana biraz daha kendini çekmek zorunda kalıyormuş. Bir sorunuz daha var hocam. Yasemin Akbulut'tan ne tür boncukları kullanıyorsunuz diyor. Kum boncuk. Kum boncuk kullanılıyor. Ben hatta araştırdım. Eskiden o kum boncuklar böyle dal halindeymiş. 12 dalın bir deste yapıyormuş. 12 dal halinde alınıyor. Ve buradaki çoğu boncuklar 2 deste, 3 deste boncuktan çıkıyor. Çok külfetli bir şey. Sanıyorum ondan bir tık geriye atıldı. Çünkü masraflı, emekli, gerçekten çok şey. Mesela şu çilek oyasını anlatalım. Şu çilek oyasında en az 24 dal boncuk vardır. Öyle söyleyeyim. Çünkü bayağı bir ağır elimde. Bunlar da tek tek sıra sıra yapılıyor. İğneyle değil, tığla yapılıyor. Yine çok eski bir yazma. Tek tek yapılıyor bunlarda. Hocam bir sorunuz daha var. Buyurun. Yasemin Akbulut'tan. Hocam yapmak istediğimizde nasıl başlanmalı? Teknik olarak nasıl bir yol izlenmektedir? Şimdi göstereyim onu ben kısaca. Burada çok değerli, hepimizin halası, hepimizin büyüğü, 15 yıldır da beraber kursumuza devam ettiğimiz Ayfer halamız var. Akşam başlamış size anlatmak için. Biraz ondan bilgi alalım. Kaç yaşındasın Ayfer Hala? 78. 78 yaşındasın maşallah. Kaç yıldır bu oyayı yapıyorsun? 6 yaşında benim. 6. Kaç çocuk gelin ettin bununla? 5. Maşallah, Allah güç kuvvet versin. Bugün bize hangi oyayı göstereceksin? Hangi oyayı göstereceğim? Pamuk şifre. Çukurova'da pamuk çok olur. Çukurova'da pamuk çok olduğu için artık onun modelini boncuğa döktüm. Boncuğa dökülmüş. Evet. Akşam da bir bunu başlamış ki size anlatmak için. Anlatalım şimdi. Bir de yıldızlı. İki tane oya var hem de. Tamam. Bir de mercimekli var. Mercimek çiçeği. Evet. Çok bunları eski zaman. Bunları sen yaptın değil evet. mi? Evet. Bu mercimekliği nasıl yaptık? Bir yapmaya çalışalım bakalım. Zincir kırıyor, ateşe boncuk koyuyor, araya 10 tane bir zincir kırıyor. Bir yapalım bakalım.
Gördüğünüz gibi ipe boncuğu geçiriyoruz. İpe boncuğu geçirdikten sonra istediğimiz oyayı başlıyoruz. Şimdi önce altını yaptık biz burada. Evet. Altını nasıl yaptık? Altını zincir kırdık. 6 tane boncuk koyduk. Zincir kırdık. 10 tane. Zincir 10 tane kırdık zinciri. 10 tane zincir yaptık. Evet. 6 tane boncuk kırdık. Evet. Canım. Onu biz hazırladık buraya. Evet. Yani şu, hazırlandı. 10 tane zincir, 6 tane boncuğu yaptık. Şimdi üzerini yapıyor. Evet. Üzerine de şimdi 6'şer tane yine boncuk düzüyor. Evet. 4 zincir kırıyor. Araya batıyor. Tekrar 4 büyük boncuğun defizine bakıp basıyor. Heh. Yapalım. Şimdi bunu görelim yapıyoruz. Görelim bir. Evet. Şimdi buraya batıyor boncuğun defesine. Evet. Tek tek boncuk koyacağız ona. Evet. Ve mercimek çiçeği ortaya çıkacak. Sen bunlarla çocuk evlendirdin, kız gelin ettin. Doğru mudur abla? Evet, 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 evet. Kaç çocuk evlendirdin bu çeyizlerle? 3 kız, 2 oğlan, 5 tane. Maşallah, maşallah. 15 yıldır da öğrencimiz aynı zamanda Ayfer Hala. Çok güzel işler imza attı. Yine zincir kırıyoruz. Araya batıyoruz. Yine zincir kırıyoruz. Defiye batıyoruz. Yine boncuk düzüyoruz. Evet. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Artık bu boncuk oyalarının son neferi diyebiliriz biz Ayfer Hala'ya. Çünkü artık bu oyaları burada çok fazla yapan yok. He, iplik. Şimdi iplik çıktı. Evet, şimdi iplik oyaları yapılıyor. Evet. Yine zincir kırıyor. Ortaya battık. Şimdi defiye batacak yine. Elin alışmış, hızlı hızlı yapıyorsun. Ağır mı yapalım ben? Diğer oyaları da kısaca anlatalım biz hala. Bunu böylece bırakalım. Sen tamam. Başlamışsın madem. Önce oyayı gösterelim. Buna pamuk şifi deniyor. Şifleri. Şif dediğimiz pamuğun ortasında olup da kenarındaki kozası. Bunu boncuğa dökmüş. İlk defa gördüm gerçekten. Şifleri pamuğu. Şimdi hala bize bunu gösterecek. Kısaca bunu da göstersin. Al hala. Uzun süre bakalım. Hocam. Ben bir gün yarın bulursak. Önce onun da ortasını yapıyorsun. Evet. 6 boncuk mu koyuyorsun onun? Evet. 6 boncukla 3 tane mi pamuk oluyor halı? Evet. Emsal Hanım şöyle demiş, seslenmiş hocam. Hocam ellerinize, emeğinize sağlık. Siz de bize bütün oyaları tanıtıyorsunuz demiş. Ben de yeni tanıdığım oyalar var. Ben teşekkür ediyorum. Başta Yasemin Hanım'a bu fırsatı verdiği için. Ben de yeni tanıdım çünkü birçok oyayı.
Bunu düzdük. Başarı atıyor ortaya. Şimdi evet. Zincir alacağız. Evet. 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Fazla uzatmıyor. Olmaz. Şimdi yarılayıp atacağız bir şeyini. Evet. Sonra da çevresini dolduracağız. Evet. Bir sorunuz daha var hocam. Hikmet Büyükdemir şöyle seslenmiş. Bu oyaları etrafında öğrenmek isteyen nesil yok mu demiş. Maalesef yeni nesil ya iş dolayısıyla ya okul dolayısıyla çevremizde çok azaldı. Benim yaşadığım yerde daha çok 45-50 yaş üstü grup bulunuyor. Hani bu oyayı da dediğim gibi günümüze taşımak adına ben şu an ya iğne oyasına kullanıyorum ya kırk yamada kullanıyorum. Bir şekilde kullanıp yeni nesil aktarmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Yasemin Akbulut, ne güzel işliyorlar, ellerinize sağlık demiş. Ömer Esma Kızıltaş, Ayfer Hanım'ın ellerine yüreğine sağlık, Allah uzun ömürler versin inşallah demiş. Çok teşekkürler, çok teşekkür ediyorum. Benim tanıtmak istediğim diğer misafirlerim de var. Mesela Nihal Hanım kendisi 70 yaşında. Tamam, buraya bırak. 70 yaşında. Oyalardan yani kadınlarımız o kadar yaratıcı ki. Tığ oyasıyla bu çubuk nedir mesela dondurma. Nihal Hanım? Bu dondurma çubuğu. Dondurma çubuğuyla oya yapılıyor. Evet. Dondurma çubuğunu sararak yapıyor oyayı. Döndürüyorum. Döndere döndere. Evet. Bu oyanın adı ne? Bu avada, oyanın adı fil keteli. Fil keteli, bu oya bu oluyor. Evet. Bitmişini de göstereyim. Şu. Evet, şurası fil keteli çubuğa gelen yer. Evet. Böyle buğumlar halinde oluyor. Ben ilk defa gördüm çubukta sarılarak yapılan bir oya. Ellerine sağlık. Daha sonra bunu burada bırakıyorum. Tabii. Bu ipe indiriyorum. İpe iniyor. Bütün oya burada bitiyor. Dört kenar burada bitiyor. Onu doldurduğum zaman. Ondan sonra bu mu şey veriliyor. Bu desen. Bu şekil veriliyor. Anladım. İkinci el olarak. Ellerinize sağlık. Çok Yasemin Türkmen, ellerinize sağlık. Çok güzeller. Bir oya kaç gününüzü alıyor hocam demiş. Oyayı yapanlara sormak lazım. Yani 3 gün olur, 4 gün olur. Evet. Çabuk yaparsan 2 günde bitirebilir. Evet. 3 gün, 5 gün. O kadar. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Deniz Ediz demiş ki halaya maşallah harika çalışmalar. Hocamızın da eline sağlık, emeğine hala sağlık. Hala sadece demiş. Benim değil. Benim yani bütün çevrenin halasıdır. O yüzden biz kursta hepimiz hala diye hitap ediliyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Çok teşekkür ediyorum Deniz Hocam'a. Yasemin Akbulut, pratik çözümler ne güzel demiş. Evet, evet. Dondurma çubuğunda oya. Emine Hanım da 65 yaşında. Kaç kız gelin ettin Emine Hanım? 5 kız bir oğlan. Hepsinin işini sen yaptın. Hepsinin işini ben yaptım. Elimden geldiği kadar. Boncuk olsun, her şeyle. Ellerine sağlık, ellerinde. Benim bu yaptığım da yaşlıların eskiden banyodan sonra başlarına vurup da vurup ben saçlarının suyunu alması için yapılan ince bir oya. Eskiden yaşlı kadınlar banyodan çıkınca hamama gittiklerinde yazmayla çekili bunu bağlıyorlarmış. Çünkü Çukurova'da hiçbir kadın boncuksuz yazma bağlamıyor. Mutlaka incecik de olsa bir oyası oluyor. Bu oyanın adı ne? Bu oyanın adı yılan kılçığı. Yılan kılçığı. Yani yılan kemiği. Yılan kemiği. Evet. 3 boncuk alıp 2 zincir çekiyorum. 3 boncuğun birinin arasına batıyorum. Evet. Tekrar 3 boncuk alıp. Evet. 2 zincir çekip döndürüyorum. Öbür 3 boncuğun birini araya alıyorum. Böyle. Hocam bir sorunuz daha var. Buyurun. Hangi iplerle bu oyalar yapılıyordu diyor Emsal arkadaşımız. Şimdi naylon iple yapılıyor ama demin gösterdiğim gibi eskiden naylon ip yokmuş. Hep pamuk iple yapılmış. Oradakilerin çoğu dediğim gibi 100 yıllık, neredeyse daha da fazla ve tamamı pamuk ipliğiyle yapılmış. Artık unutulmaya yüz tutmuş bunlar. Ben şu elimdeki oyadan bahsetmek istiyorum. Ben bu oyayı çok araştırdım. Çok
Yani bugüne kadar beklediysek boyayı bulamadığımız için bekledik. Bu oyanın adı Çiftlik Batıran. Zor bir oya, meşakkatli bir oya. Niye Çiftlik Batıran? Çok fazla malzeme gittiği için, beyaz boncuk, kırmızı boncuk, yeşil boncuk gittiği için buna bu isim takılmış. Yani bu oyayı yapanın çiftliği batar. Böyle bir şey. Evet. Evet. Yasemin Akbulut, harikasınız değerli büyüklerim demiş. Müfide arkadaşımız, hocam tebrik ederim, emeğinize sağlık. Güzel görüntüler bunlar demiş. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Oyanın tekrar farklı bir şey oluyor mu peki? Şimdi üzerine zincirle kafes gideceksiniz. Anladım. Üçer zincir çekip tepedeki iki tane boncuğun arasına giriyorsunuz. Evet. Bunu da dülbente dikmemiz kolay olsun diye yapılıyor. Yasemin Akbulut, halamıza selam ve sevgiler demiş. Aleyküm selam. Ben de kendine sevgiler. Da böyle işte zincir çekince dülbente dikmesi kolay oluyor. Yasemin Akbulut, neden Çiftlik Batıran hocam demiş. Neden Çiftlik Batıran? Ben çok fazla konuya girmek istemedim ama madem öyle gireyim bugün. Mustafa Kemal Atatürk 1935'li yıllarda buraya geliyor. Burada 10 bin dönüm araziyi hibe ediyor. Siz burayı ekin, dikin, kendi yiyeceğinizi buradan çıkarın diye. Onlar da ekiyor, dikiyorlar. Daha sonra diyor ki sen bunu çok güzel yönetiyorsun. Gel ben sana burayı vereyim. Burayı halkla beraber bölüş diyor. Ankara'ya gittiğinde verdiği çiftliğin sahibi Ankara'ya gittiğinde üzerine almak için 29 Ekim'de gidiyor. 29 bayramının Ankara'da görevliye gidiyor. Gittiğinde Atatürk'ü ölüm döşeğinde görüyor. Geri geliyor buraya 10 bin dönüm arazinin oraya yeri geliyor ki Piloğlu çiftliği diye geçiyor. Bu belgeli bir şeydir. Piloğlu çiftliği diye geçiyor. Piloğlu çiftliğine geri geliyor. Herkes başının çaresine baksın. Atatürk ölüyor. Elinizdekiyle yetinmeye çalışın diyor. Hala gibi, Nihal Hanım gibi, Emine Hanım gibi kadınlar oyalarını alıyorlar. Bitsin artık. Bu boncuklarım da bitsin. Daha benim yapacak gücüm yok. Çiftlik battı çünkü diyor. O yüzden bu oyanın adı Çiftlik Batıran'dı. Ben bunu bir ikraz da dinledim ve çok duygulandım. Teşekkür ederiz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Daha çok oyamız vardı. Zamanımız yetmedi. Mesela papatyalımız vardı. Gerçek bir papatyadır. Mesela pirinçlimiz vardı. Pirinç bu. Pirinç oyası. Sümbüllü var. Ondan sonra. Evet. Bunların hepsini tek tek anlatmaya çalıştık gördüğünüz gibi. Dediğim gibi burada en yakın oya 100 yıllık bir oya. Ben kısaca kapanış konuşmasını da yapıp hepinize teşekkür edeyim. Bizlerle birlikte olan sanatsever dostlara, çok güzel şeyler paylaştığımız, dostluklarda bir araya geldiğimiz arkadaşlara, bizleri bir çatı altında toplayan Yasemin hocama, bu yayını çeken Yasemin Türkmen'e, özellikle bu yayında birlikte olduğumuz Ayfer Hala'ya, Nihal Hanım'a, Emine Hanım'a, bizleri izleyen, canlı yayında yalnız bırakmayan tüm dostlara saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Tarsus'a, Mersin'e hoş geldiniz diyorum. Tekrar teşekkürler, saygılar.